Merhabalar efendim. Merhabalar. Buradayız çünkü o kadar uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var ki, tabiri caizse bu güzel mekan ilmek ilmek işlendi bizler için. Çocuk yaşta başlayan bu koşturmaca, sonrasındaki yıllarda fotobüs fotoğrafçılığın doğmasına vesile oldu. Ve kurulduğu günden bugüne teknolojiyle doğru orantılı muhteşem bir büyüme. Ve ben bu başarı öyküsünü tabii kurucularından dinlemek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Bahsettiğiniz gibi çocuk yaşlarda yaklaşık 17-18 yıl önce başlayan bu serüven her geçen gün üzerine biraz daha ekleyerek devam etti. Yani biz çok keyif alarak yapıyoruz bu işi, çok seviyoruz. Fotobüs adı altında da 4 yıldır hizmet veriyoruz müşterilerimize. Yine bu şekilde üzerine koyarak, günümüze ayak uydurarak müşterilerimize de kaliteli hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Verdiğiniz hizmetler neler diyelim? Biz vesikalıktan tutunda gelin damat dış çekimi, ürün katalog çekimi, doğum çekimi, fotoğrafa dair her şeyi yapıyoruz. Birazcık detaylandıralım mı? Ne yapıyoruz? Tabii. Bizim hikayemiz aslında düğün çekimi hikayemiz sabahın çok erken saatlerinde başlıyor. Gelin ve damadımızın kuaföre girişinden itibaren yanlarında oluyoruz. Hazırlık aşamasında bir düğün hikayesi çekimi yapıyoruz. Ondan sonra yolculuğumuz başlıyor. Dış çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Mümkünse düğün günü tercih etmiyoruz çekimleri. Artık tam gün çekimler için bu artık çok moda olan bir şey. Sahil çekimlerimiz çok rövaçta çünkü çok tercih ediliyor. Özellikle yaz gelinleri tarafından. Gün boyu çekimlerimizi sürdürüyoruz. Çok keyifli anlar biriktiriyoruz. Çok güzel anılar biriktiriyoruz biz müşterilerimizle. Sadece iş olarak değil, aile olarak bir arada oluyoruz aslında. Çekimlerimiz bittikten sonra eğer aynı gün düğünleri varsa düğünlerine de tabi oluyoruz. Bazen işimizi yapmak için gidiyoruz. Bazen konuk olarak gidiyoruz. Tabii ki bunun sonrası da var. Albüm teslimat aşaması. Albüm teslimatından sonra da süren çok dostluklarımız var. Sizleri tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın? Kesinlikle söz uçar, yazı kalır. Lafını istinaden söylüyorum. Muhakkak insanlar gidip yerlerinde ziyaret edip fotoğrafçılarını karşılıklı anlaşma sağlayarak bir gün belirlesinler. Randevu tarihlerinde asla geç kalmasınlar. Muhakkak müşterinin de hakları var. Bunları da fotoğrafçıların belirtmesi gerekiyor. Ekipmanlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Sadece bir makineyle çekime gidilmeyeceğini bilmesi gerekiyor müşterilerimizin de. Hizmet şartlarını, koşullarını takip etmeleri gerekiyor. Kurumsal anlamda firmaların tercih etmelerinde yarar var anlıyorum ben bu güzel cümlelerden. Eğitimli, lafınızı böldüm kusura bakmayın. Eğitimli olması gerekiyor fotoğrafçıların da. Yani tamam biz alaylıyız ama sadece alaylı olmak yeterli değil. Bu işin de belgeleri var. O belgelere sahip olmaları gerekiyor insanların. Belli eğitimlerden geçmeleri gerekiyor. Yani bazı şeyleri okulundan da öğrenmeleri gerekiyor. Eğitimlerde öğrenmeleri gerekiyor. Bir kısmında artık deneyim gerekiyor. Bunları iyi araştırmaları gerekiyor müşterilerimizin. Yoksa bu çok önemli bir gün. İnsanların düğün günleri bir kere yaşadıkları bir gün. O güne ait fotoğraflar mahvolmasın. İleriye yönelik hedefler neler? Teknoloji çok hızla gelişiyor. Zaman çok hızlı geçiyor aslında. Biz de teknolojiye ayak uydurarak, ekipmanlarımızı ve kendimizi daha da geliştirerek kendimize ve müşterilere daha uygun hizmet verebilmek bizim amacımız aslında. Daha profesyonel, daha iyi, daha mutlu insanlar görebilmek. Şehirler arası da bir hizmet var mı? Aslında Edirne'den Kars'a kadar müşterimiz var bizim. Şehir dışından gelen müşterilerimiz çok fazla. Bizi şehir dışına davet eden müşterilerimiz çok fazla. Tabii ki Türkiye geneline hizmet veriyoruz. Türkiye'ye yakınındaki adalara da gidiyoruz. Yunanistan, Bulgaristan gibi yerlere de hizmetlerimiz var. Sadece bize ulaşmaları yeterli. O zaman buradan tüm gönül rahatlığıyla diyoruz ki tüm Türkiye'me bir alo kadar, bir tık Tabii kadar ki. Yakınız. Biz her yerdeyiz. Süpersin. Biz yürekten diliyoruz ki var olan bu kalite, güven, müşteri memnuniyeti ama hep bu gülen yüzler nice nesiller boyu bizlerle olsun. Saygılar olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti.